9 aydır buradayım, 1 senedir buradayım ama bugün bu ne heyecan, bu ne müthiş bir enerji. Bunun sebebi bayram, bayram. Bu bayramdan olsa gerek. Evlerinde lambalar yanıyor, göz göz olmuş sigarlar kalıyor. Evlerinde lambalar yanıyor, göz göz olmuş sigarlar. Hadi gece bak. Evlerinin önü boyadı direk, yerden yere vurdum sen beni felek. Evlerinin önü boyadı direk, yerden yere vurdum sen beni felek. Her acıya doyamaz bu yürek, ölürümde ayrılamam yar senden. Her acıya doyamaz bu yürek, ölürümde ayrılamam ben senden. Harikasınız, harikasınız,
Madem bayram, mübarek kurban bayramı, kanlar bu dünyadaki, bu yeryüzündeki kanlar bir tek kurban bayramı da aksın diyoruz. Analar ağlamasın, babaların yüreği yanmasın, kimsenin canı yanmasın, üzülmesin. Rabbim tüm İslam aleminin tüm dünyaya bu güzel bayramının dünyaya hayır, uğur, bereket getirmesini dileğiyle mübarek kurban bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine içeride bir sürü şey planlamıştım. Bura gelince program natürel ya abi. Kendi kendine bir anda kafamdaki şekil değişiyor. Buradaki oluşuma göre şekil alıyorum. Neden? Birbirinden değerli, birbirinden güzel, tam otantik şekliyle, çiğ köftesiyle, folklorik elbisemizle, davuluyla, zurnasıyla, yüreğindeki o güzel otantik hava, o natürel hava hiç değişmemiş. İstanbul onları hiçbir zaman değiştirmedi. Şanlıurfa'daki örf, adet, gelenek, göreneklerini şu güne kadar bilmiyorum Ali Gencebay abim, 30 yıl oldu belki İstanbul'dasın. Daha fazla mı? 40-45 maşallah. 45 bin kere maşallah. Efendim, Şanlıurfa'mızın medya iftarı, o güzel havayı bize her zaman yaşatan, teneffüs ettiren sevgili Ali Gencebay ve ekibine, sıra gecesi ekibimize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler, huzurlarınızda olduk. Bugün fazla söze gerek yok. Bugün bayram havası içerisinde güzel bir meşk yapalım. Sevgili Ali abi, top sende. Hoş geldiniz. Abi ben de yanına oturayım. Size uyalım bugün. Sen ne diyorsan başım gözüm üstüne. Alkışlar ekibimize gelsin. Biz de hemen programa başlayalım. Sohbetimizi sonra yapalım. Sohbetimizi edeceğiz. Daha program biz bizeyiz. Arzu halim bildiğime.
enerjin herhalde. Kurban oldum. O kadar güzel geçiyor ki. Ben kendimi kaptırdım bir anda ki televizyonları başındaki şu anda bizi izleyenler ve buradaki dostlar da aynı şekilde böyle bir anda bu frekansın içinde kaybolduk gittik. Şu anda sanki Şanlıurfa'da ne mahallesi? Şehitlik mahallesi. Şehitler, biz meşk yaptığımız gece nerede yapıyorduk? Bir otel. Anzalha Balıklı Göl. Anzalha'da şu anda Balıklı Göl'de sanki meşk yapıyoruz bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimiz de burada. Ben biliyorum ki şu anda bütün Şanlıurfa, bütün Türkiye kilitlenmiş. Bu güzelliği ve tekrar bir şekilde yaşıyor. O kadar güzel ki abi. Yüreğinize sağlık. Ali abi konuşacağız. Sıra gecemizden bahsedeceğiz. Neler yapıyoruz? Çiğ köftemizden bahsedeceğiz. Nereden geldi yeri? Nerede bu çiğ köfteyi İstanbullular nerede yiyecekler? Öyle mi abi? Ama bakayım çiğ köfte nasıl? Benim sesimi açacak şekilde mi geldi mi kovamına? Tam olmadı. Dur o zaman bekle. Bir şarkılık daha bekleyelim.
Hadi o zaman, hadi o zaman güzel türkülerimize devam edelim mi? Hep beraber. Ali abi. Memnuniyetle. Şu güzel orkestrayı bulmuşken. Bir bayram akışı gelsin mi benim orkestramada Kemal Araboğlu ve ekibine? Gönlümdür nasıl ele?
geçmez güzelden. Vay! Gönlümün gözü, gönlümün gözü, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. Şimdi beraber adam olasın, paşam olasın, yetim kalasın Ömer, bize gelesen Ömer. Piyano, piyano, piyano. Çok kısa, çok kısa bir reklam arası. Çok kısa bir reklam arasından sonra şu güzellik devam edecek. Sakın bir... Ali Gence abim, Gencebay abim benim için manevi olarak ayrı bir yeri var. Neden derseniz, ilk sahadan sahneye transfer olduğumda geldik yaylada bir zemin katta kalıyorduk. Beste arıyorlar bana. Şöhret olmam için diyorlar önce bu adama bir beste bularım. Tamam sessiz güzel, genç, kara, şey yaz bir çocuk dediler ama. Ali abi getirdi ve benim Ölüme mi albümümde onun çok güzel bir parçası vardı. Birazdan okuruz onu inşallah. Tabii şimdi Mustafa'yı... Celal Bağlam var yönetmeni, prodüktörü. Dedi ki Ali abi biz bir Urfa'dan, Antep'ten bir genç bir arkadaşımız gelmiş kaset yapacak. Hem gel bir dinlemiş olursun hem de ona bir parça ver. Ben geldim baktım dedim valla Celal yakışıklı. Yani fizik olarak bu işi götürür. Sesini de dinledik dedim Celal vallahi deli gibi okuyor maşallah. Yani halen deli gibi okuyor. Yani deli gibi derken halen yürekten okuyor, canından okuyor. Allah var etsin. Ali abi, bizim bu ekibimiz kaç yıldır bir aradayız? Sıra gecesi adam. Şimdi ben şöyle diyeyim yani, biz bu ekibi yeni kurduk. Hani emekli müzisyen nasıl olur? İşte bir sıra gecesi, Nail'i tanıyorsun. Evet. Müslüm Gürses'in eski darbukacısı. İşte ben, değerli Mehmet Delioğlu, Urfa'nın eski müzisyeni, gazeteci. Süleyman Öztop,
16 sene İbrahim Tatlıses'le beraber biz eski arkadaşız, işte kanuncu arkadaşımız, Ömer Şerif benim oğlum, folklorcu. Yani 3 sene... Dur burayı niye? Bizi atladı geçti Hamdi. Burayı niye atladın? Bu tarafa geçmedim. Daha geçmedim. Bu Mahmut Hoşses, işte Kadir. Yani grubumuzda terzi, berber, bir de kasap Urfa'dan söylemişim gelecek. Ekibimiz tamam oluyor. Ekip tamam. İstanbul'da aç kalmayız abi. Allah sizi var etsin. O zaman biliyorsun geleneksel olarak bu işin olmazsa olmazı. Normalde ben bu akışı durdurmamam lazım. Biz de biliyorsun başladığın zaman sıra gecemiz İbrahim Tatlıses abimiz bu işi başlattı. Rahmetli Gazenci Bedi amcamızla nur içinde yatsın. Şimdi aynı geleneği aynı şekilde bayrağı almış Ali abimin önderliğinde. Çok güzel bir şekilde lanse ediyorsunuz. Türkülerimiz aynı, söylemimiz aynı. O zaman bir gazel dinler miyiz Mehmet abimden? Hadi bakayım. Olmazsa olmazı sıra gecesi. Telefonlar kilitlenmiş. Benim telefonlar ayrı bir şekilde kilitlenmiş. Sevgili Murat abim, sevgili Deniz Sür. Murat Karakun'un özel bir isteği var. Berivan. Berivan'ı birazdan okuyacağız. Sıra gecesi ekibiyle okuyacağız sevgili Murat abi. Merak etme, bütün Türkiye'ye yapacağız. Mecnun isen ey dil, sana Leyla bulunmaz. Mecnun isen ey dil, sana Leyla bulunmaz. Bu gonca bakalım.
aşkın ile kavrulmuşum. Sevdan beni deli eyledi. Berivanım, berivanım, köy korkulu dağ Ceylanım.
karakolda kestiler yolları. Eman, 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 kestiler yolları. İki yandan bir kolda kestiler yolları. Eman, 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 kestiler yolları. Seven ömür yar için, can verir canan için. Seven ömür yar için, can verir canan için. Seni sevdiğim için kestiler yollarını. Eman, 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 kestiler yollarını. Seni sevdiğim için kestiler yollarımı. El çarpını yan bağlama, yan bağlama, yan bağlama. Eşarbını yan bağlama, eşarbını yan bağlama. Ben söyleyeyim sen ağlama. Zalim anan seni vermez, zalim anan seni vermez. Oturup da sen ağlama, oturup da sen ağlama. Olur, 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 olur
saçının tellerine kapıldı düştü gönlüm. Ya Rabbim şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak Ali Gencebay.
Araboğlu bir taraftan, yemin ederim Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi bu ya. Vallahi birbiriyle öyle güzel paslaşıyorlar, öyle güzel anlaşıyorlar. Ne de olsa 45 yıl dediler. Artı 45 yıl. Yani bu işin bir 45 yılı var, öyle kolay değil. Bak Yıldırım abi bile orada saygılıyor. Canım abim. Efendim, sakın bir yere ayrılmıyorsunuz. Neden? Çiğ köfte olmak üzere reklamlardan sonra çiğ köfte yiyeceğiz. Hadi bakalım. Az önce söz vermiştik. Müthiş bir telefon trafiği. Müthiş istekler. İstekleri yerine getireceğiz ama sevgili Eda Hanım için Erzurum çarşı pazar içinde bir kız gezer. Elinde kağıt kalem, sevgili Murat Kararhan dertlere ferman yazar. Ferman yazar. Erzurum çarşı pazar, neyim aman aman, nedim aman aman, neyim aman aman, sarı gel. İçinde bir kız gezer, of yine dersin. Yarım gitti gelmedi.
Sarardım ben sarardım senin için Süpersiniz. Ali abi, çiğ köfte kayboldu abi. Millet böyle beni artı Türkiye'yi falan bıraktılar. Dikkat edersen bir enerji düşüşü var. Herkes çiğ köfteye odaklandı. Künefeye nasıl bakıyor. Mustafa ama bulguru Urfa'dan, biberi Urfa'dan, yoğuranı bile uçaktan Urfa'dan getirtirdik bu program için. Yoğuran abimin ismini bir öğreneyim mi? İsim. Mehmet Kasaboğlu. Mehmet Kasaboğlu abime biraz önce su ikram ettim. Hele sen de bana şu çiğ köfteden ver. Bütün Türkiye'yi ve stüdyodaki dostları temsilen bir tadına bakayım mı? Bebeklere bile yedirebilirsiniz. İnanın Urfa biberi, öz Urfa biberi. Bu çiğ köfte zaten dışarıda satılmaz. Dur bakayım. Afiyetle yiyebilirsiniz. Ben yemeyeyim şimdi. Yok bir dakika. Nerede benim uğurum nerede? Bizim Seyfo nerede? Abi Seyfo nerede? Kurban Mahmut abi şu bizim Seyfo'yu getirsene. Beni niye çekiyorsun Seyfo abi? Bu bizim Ali abi, bu bizim uğurumuz. Seyfo abi, bunu sana vereceğim. Sana yalandan bakma oraya. Bunu sen yiyeceksin. Sen müthiş bir kurmezsin. Eğer bir şeyi beğenirsen bütün Türkiye beğenir. Bak bunu. Kesmez biliyor. Vereceğim. Dur Allah gözünü doyura. Şunu bir ye bak, tadına bak. Şu biberden de. Hele bir isot. Biber deme ona isot. Taze isot da geldi. Sana özel göndermişler o bakırın için. Hele ver onu ısırsın. Ondan sonra koyra dokur onu sırtından sonra vallahi. Bir seferde yiyeceksin. Bir göreyim. Bir göreyim o isotu yiyebilecek misin? Bir bakayım. Afiyet olsun. Nasıl olmuş mu? Çiğ köfte olmuş mu? Nasıl şeker gibi ya? Hele bir bakayım. Bir dakika ver abi. Bir dakika bakayım. Nasıl şeker gibi? Şeker gibi de tamam hepsini yedi ya. Hayır, biz misafirlerimiz de rahat yesin diye öyle fazla acı koydurmadık. Tabii özellikle. Bebekler bile nasıl yiyecek abi yani biz özellikle tam orta şekerli bizimki. Canım abim, bu çiğ köfteyi biraz önce dedim ki şunu havaya atalım bir deneyelim. Adettendir atıp
tavanda kalması gerek. Yalnız bizim tavan burası tam caminin şeyi kubbesi fazla, gibi. Hayır Mustafa, fazla yüksek o çiğ köfte havada da durabilir. Allah Allah. Efendim dünya televizyonlarında ilk defa bir hadise gerçekleşecek. Çiğ köfte, bu bir illüzyonist bir gösteri değil. Çiğ köfteyi atacak canım abim, havada çiğ köfte donacak. Hazır mıyız? Oluyor değil mi bu? Yorum inanırsan olur, niye olmasın? Siz inanıyor musunuz? Evet. Hele bir deneyelim şunu ya. Olmazsa ben onu tutarım. Hele şuna bir bakalım. Bir şaka bir yana da gerçekten bunu şu en üst yukarıya bir şöyle bir tane iyice yuvarla. O tavanı atsak. Mustafa abi, Mustafa Aktaş ne diyorsun Flash TV? Karşı duvara Mehmet, karşı. Karşı duvara olmaz. Hatıran kalsın burada ya, izimiz kalsın. Yetişmez mi? Oraya mı? Tamam. Neyse, yok tamam dur. Orası ben daha ben iyi. Bu işin esprisiydi. İşin esprisiydi. Hele sen gene bir dene ya. Hele bir dene. Vallahi merak ettim. Bütün Türkiye merak ediyor. Şu anda kilitlendi. Dur. Eğer şeyse biraz daha yoğur. Bir türkü sonra okuyalım. Tamam. Ondan sonra biraz daha tam kıvamına gelsin. Deneyelim. Ne diyorsunuz? Bir türkü sonra yapalım. Dur. O biraz daha yoğur onu abi. Biraz daha yoğur. Onu en sonda yapacağız. Bir türkü sonra. Bunları nerede yiyeceğiz Ali abi? Şirinevler'de değil mi yerimiz? Bayram abinin şimdi yeri. Şimdi bu bizim değerli bir hemşehrimiz Şirinevler'de. İsmi ne abimizin ismi? Dürümcü Yaşar. Yaşar abim. Sevgili Yaşar abi, Şirinevler'de mi yeri? Buradan çıkışta gidelim o zaman hep beraber, olur mu? Teşekkür yani, ediyoruz. Sana da selam söyledi özellikle. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şanlıurfa ekibi deyince çiğ köftelerinde hemen destek oldular. Folklorik kıyafetinde burada görmüş olduğunuz şarkışı hepsine hemen bir birlik bütünlük halinde sağ olsunlar. Örf adetlerimizi lanse etme adına müthiş bize yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Başta Ali abim ve ekip olmak üzere çok teşekkür ediyorum. İstemediler. Oradan yazı kaldırmışlar, onu okuyacağız. Başım üstüne. Yalnız Ali abi ne hazırladın, ne yapalım? Hadi şu güzelliği devam ettirelim. Senin bestenden de bir tane okuyacağım. Sevgili Kemal Araboğlu. Halit Baba'nın da okuduğu bir Ali abinin, Ali Gencebay'ın türküsü vardı. Belimizi büken var, zorumuza giden var. Onu birazdan okuyalım ama bizim ekip bir ne yapsın bakalım. Peki Mehmet abinin bir bestesini şu anda okuyacağız. Balıklı Göl'de. Söz müzik sana ait. Değil. Şimdi onu bu şekilde iki kelimeyle anlatayım. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atam dediği, atamız dediği İbrahim Halil Peygamber Urfa'da bir tarihte yaşamış. Onunla Nemrut arasında geçen bir hikaye gibi. Zaten sözlerine dikkat edin. Sözlerini anlayacaksınız. Rast bir türküdür. Sahibi de Hacı Musa Kaldı. Buradan sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı. Yüreğine sağlık. Çok güzel türküleri var. Onunla tanışmanı istiyorum. Onlardan bir tanesini dinleyeceğiz şimdi. Evet. Hadi o zaman. Alkışlar mıyız lütfen? Yürekler ezer, ceylanlar gezer Balıklı Göl'de. Babası Azer, yürekler ezer, ceylanlar gezer Balıklı Göl'de. Susuz amcında, bülbül hem gülde, huzur bulur Balıklı Göl'de. Susuz amcında, bülbül hem gülde, huzur bulur Balıklı Göl'de. Cedil Enbiya Balıklı
ateşi suya, Nemrut arıya, Ceddül Enbiya, balıklı gölde, susuzan çölde, bülbülen gülde, huzur buluram balıklı gölde, susuzan çölde, bülbülen gülde, huzur buluram balıklı gölde. Susuzam çölde, bülbülen gülde, huzur bulursa balıklı gölde. Susuzam çölde, bülbülen gülde, huzur bulursa balıklı gölde. Mahmut kardeşimi oynarken görünce dayanamıyorum, hemen kendimi hatırlıyorum. Buradaki dostlar da öyle dayanamıyorlar, ayağa kalkıyorlar ama bizim sahne çöker vallahi. Ben yeterim, ben hepinizin adına. Tamam. Süpersin. Mahmut kardeşim ve Mehmet abimi değerli dostlar, bir alkışlar mıyız? Yüreklerine sağlık. Biraz önce okuduk, çok güzel bir okuduk. Sevgili Eda Hanım aramıştı, özellikle Eda Hanım'a, sevgili Murat abime neyi okudum? Ben Berivan'ı okudum, Sarı Gelin'i. Deniz abi, telefonlar yağıyor. Birbirinden değerli dostlar, bana birebir ulaşanlar şanslı. Ulaşamayanlar yandı vallahi. Çiğ köfteye atıyor muyuz? Hazır mıyız şimdi? Dur. Yok efendim, bu çiğ köfteyi dur. Tut abi, gel gel gel. Gel. Aman şu benim avcıya değmesin kurban olduğum. Yemin ederim nereden baksanız 20-30 lira bu şey. Dur gel abi. Şöyle güzel bir yer bul kendine. Efendim çok kısa bir reklam aramız var. Hemen burada hazır halledeyim. Onu atacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Bakın. Ekibimiz hazır. Hemen bir türküyle
Sevgili Ali Gencebay, güzel içinden gelen bir türküden sonra şu çiğ köfteyi artık atalım. Hem televizyonun başında hem de buradaki dostlar merak ediyorlar. Çiğ köfte bu yüksek tavanı tutacak mı tutmayacak mı? Hadi bakayım. Teşekkür ediyorum. İnanın gelen dostlar da bu kadar program yaptım ama en keyifli programlarımdan bir tanesi bu. Bu akşam ben kendim keyif alıyorum. Hani ben Adana'ya gittim gece saat 2. Yaşlı bir çorbacı dede vardı. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam evlat dedim. Adam uykusu da geliyor. Çorba da belli ki sabahtan kalma. Ama kim yoğurdum ekşidir abi. Dedim dede dedim çorba taze mi dedim. Vallahi oğlum dedi şimdi iki tabak ben içtim dedi. Yani eğer bir insan kendi yaptığı işi kendi gerçekten içine siniyorsa karşının beğenmemesine imkan yok. Ki ben şu andaki şu içerideki şu oluşum o kadar içime siniyor ki Allah sizlerden razı olsun. Ne diyorsun abi şimdi? Hazır mıyız? Hazır mıyız çiğ köfteye atmaya? Efendim normalde hangi çiğ köfteye atsan tutar. Fakat bu stüdyoda biraz zor tutar. Neden biliyor musunuz? Nereden baksanız bir 10 metre var.
10 metre. 11 metre yaklaşmışım. Neden 100 metre koştum için iyi biliyorum. 10 metre, 11 metrede kurban oldum. Gel abi. İyice aman ha Mehmet. Mehmet abi. 11 metre ona göre. Mehmet abi dikkat et, 11 metre. 11 metrede sana neler olacağını ben söyleyeyim istersen. 11 metreyi abi yaklaşık 3-4 saniye saniye içinde dünya rekorları kırılıyor. 11 metrede çiğ köfteler yerini tutmayabiliyor. Ama ne taraf atacaksın? Şöyle sen yerini belirle. Şöyle bir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çık! Vallahi tuttu. Gel seni bir öpeyim. Yemin ediyorum. Vallahi yapıştı. Ya var ya. Ağam çiğ köfte oldu, başamla neler doldu. Zilcazın teline, bilmem siye ne oldu. Kursazın teline, bilmem siye ne oldu. Alkışlar. Alkışlar benim canım abime gelsin, Mehmet abime gelsin. Şimdi Mehmet abi, stüdyoda kavga çıkmadan şu çiğ köfteyi abi sen dağıt, eline koluna sağlık. Ben tadına baktım. Kabul edenler etmeyenler beğenilmiştir abi, alkışların sesinden, frekansından anlaşılıyor. O çiğ köfte orada durdukça sen hatırlanacaksın, Ali Gencebay ve ekibi hatırlanacak. Ne? Eyvah. Efendim stüdyoda. Sıcak ondan sıcak. Durun bunu kamera arkası olarak kullanalım. Sakın durun onu yansıtmayalım. Neyse çiğ köfteler dağıt Mehmet abi sen. Tabii, çiğ köfteler dağıt. De. Sıcak ya hafif. Behçet hocam. Araboğlu. Bir türkü okuyalım. Ondan sonra Behçet hocanın sanat danışmanımızın bize bir çiçeği var. Sevgili Abdullah Demirkıran'la. Gel. Gel getir çiçeğimizi solmasın. Alkışlar mıyız sevgili Abdullah Demirkıran abi? Behçet Hoca benim sanat danışmanım. Kendisi eğitimcidir. Çiçek getirdin dedi Abdullah abi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Bana çiftlik sözü vardı biliyorsunuz. Çiftliklerimiz hazır mı abi? Bilmiyorum. Sürpriz var. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Ben Abdullah Demirkıran. Ekran başında ve stüdyoda bulunan herkesin Kurban Bayramı'nı buradan kutluyorum. Hocam müsaadenle. Mustafa abi iyi bir dostumuz olduğu için, iyi bir arkadaşımız olduğu için tarlayı, araziyi, yeşilliği, bahçeyi çok sever. Sevdiği için, ben bunu bildiğim için ben de Mustafa abiye ne yaptım? Sürpriz yaptım, bayram sürprizi. İki dönüm arazi hediye ettim. Bunu huzurunuzda vermek istiyorum. Tabii ki bu arada hocamızın yardımıyla. Evet Mustafa Uğur'un bende vekaleti vardı. Bir genel vekaleti vardı. Biz de dünyada ahiret, dünyada mekan, ahirete iman düşüncesiyle bir de seninle böyle bir hayalimiz vardı. Hep bir yerimiz olsun. Gidip orada müzikal çalışmalar yapalım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Güle güle kullan kardeş. Hocam ben senin oyunun geçen haftadan buydu o zaman bana. Benden vekaleti aldı dedi kardeş bir işim var ama vallahi bunu söylemedin bana. Senin oyunun buydu o zaman çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Çiçek'le beraber diyecek herhalde diyecek ki yerimiz hazır şekil hazır diyecek diye bekliyordum ama şu anda vallahi şaşırdım çok teşekkür ediyorum. O bizim baktığımız yer mi? Baktığımız yer. Eğlenebileceğiniz bir. Yemin ederim ben orada tavuk besleyeyim ayağım toprağa değsin ben başka bir şey istemiyorum kurbanım sana. At da besleriz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah seni var etsin. Sevgili Behçet Hocam. Çok teşekkür ediyorum Abdullah abime. Çok teşekkür ediyorum. Gel Behçet Hocam. Dur sen. Gel. Gel o zaman. Araboğlu sen bir dolaş. Ben onu geçen programda da o zaman. Eskiden Erzurum'a bakalım nasıl kar yağarmış. Bize bir şiiriyle okusun. Ben de o zaman böyle işte gideyim ona. Thank you.
eskiden kar yağardı Erzurum'a. Toprak damlarda yaşardık, sırt sırta sımsıcak. Kardan tayaral oluşurdu mahallenin önünde. Tüneller açar, yola kavuşurduk. Aynı mahallede yaşardık, biridir, bizidir. Eskiden kar yağardı Erzurum'a, lapa lapa bembeyaz. Henüz icat olmamıştı dublexler, triplexler, körelaşça karton piyerler. Henüz zenginler dublexlere, esnaflar sitelere, memurlar kooperatiflere, garibanlar geber ulan geber gece kondulara kalmamıştı. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Buzdolaplarımız, dev ekran televizyonlarımız. Ama kirlerlerimiz kırtıkına kadar doluydu tıpkı yüreklerimiz gibi. Çünkü kar rahmetti, çünkü kar bereketti. Eskiden kar yağardı Erzurum'a, adam boyu. Adamlar da adamdı o zaman kardeş. Cumhuriyet Caddesi'nde onun bunun namusuna yan gözle bakıp laf atmazlardı. Çünkü senin namusun, benim namusum, benim namusum senin namusundu. Kar sendin, kar bendim, kar bizidik, eridik, eridik, eridik. Yar yolda Behçet Hocam alkışlar mıyız? Süreçte Ölme mi türkümden sonra en çok istek alan türkülerden biri. Sana gelen bana gelsin, ben ölem oğul oğul.
Ercengiz Üngör. Efendim, süpersiniz. Bugün
Bugün hiç kimseye diyecek bir lafım yok. Ne televizyonu başında bizi izleyenler zaplıyorlar, geçiyorlar. Ne sizler alkışlarınızı durduruyorsunuz bakışlarınızdan. Bir daha derken, bana eşlik ederken, orkestralarımız öyle, gelen dostlarımız, sıra gecemiz ve alabiler öyle. Allah hepinizden razı olsun diyecek hiçbir kelimem yok. Tek diyecek bir şeyim var. Ali abi, inan ben dün 4 saat türkü okudum. Sen de biliyorsun konuşurken. Maşallah. Bunları da konuşmak istemiyorum çünkü sanatçının hiç böyle mazereti olmaz. Çıktığın zaman sahada oynayacaksın, hiç çaresi yok. Yoksa sahada topu kaçırdığın zaman Şanlıurfa'da ne derler? Iskaladığın zaman top gitti ya, stattan bir ses duyuyorsun 15-20 bin kişinin içinde. Fırt etti diyor. O zaman abi kurban oldum bizi bir Urfa şivesiyle. Bir şeyle reklamlara gönderir misin bakayım nasıl olacak? Fırt etti reklamlarım. Reklamlar. Çası rahmetli Halit Baba da okumuştu. Nur içinde yatsın. Ve desteği yapan Ali abime de bir alkış gelsin lütfen. Söylemedim bunları. Ateş yaksın böyle zalim kullar. İsteseydim devirirdim dağlar. Elimizi büken var. Kemal Araboğlu'nu görüyorsunuz ve ben saz arkadaşlarının hepsini saygıyla selamlıyorum. Halit Araboğlu vardı biliyorsunuz. Tekti Türkiye'de barak ustasıydı, rahmetli oldu. Nur bu için. Belimizi büken varı ilk o okudu. Sevgili hemşerimiz Allah selamet versin İbrahim Tatlıses'in de programında, İbrahim de o programda ağladı. Ben çok severim bu parçayı dedi. Halit abiye rahmet diliyoruz. Sevgili hemşerimiz İbrahim Tatlıses'e sıhhat selamet diliyoruz. Hepinizi canla. Buradan selam size. Olsun İbrahim abi. Evet şimdi hareket edin. Karbedaş. Dilek hana. Karbedaş. Dilek hana. Ortası. Vay vay vay. Sonumuz kumarda, sonumuz kumarda. Hadi bakayım. Oy niye, hele hele niye. Oy niye, hele hele niye. Ben de vurur hamsiye. Ben de vurur hamsiye. Geceler gel yanıma. Geceler gel yanıma. Türkü söyle. Yeah, yeah.
sen gelmezsen Argovan'a giderim. Valla billah giderim. Le 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 giderim. Valla billah giderim. Sen gelmezsen Argovan'a giderim. Valla billah giderim. Le 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 giderim. Valla billah giderim. Sevim, sevim, Allah'ı sevim.
Allah Allah. Yemin ederim bu sabaha kadar böyle devam etse gider. O kadar güzel ki. O zaman bir isteğimiz daha vardı. Oradan yazılar yükseliyor. Diyorlar istemediler Araboğlu. Böyle güzel bir meşk ekibini bulmuşken beraber bir istemediler. Bunu da ne zaman okusam onun ismini yad etmeden geçemeyeceğim. Nur içinde yatsın. Ali Pamukçu daha çok genç bir besteci kardeşimdi. O da hayatını kaybetti. Her zaman arardı. Abi şöyle bir beste yaptım, böyle yaptım. İstemediler diyerek gitti. O kendine gitti. İnşallah şu bayram, şu aziz mübarek gecesi buradan dileğimiz ne olsun? İnşallah istemediler değil de insanlar birbirini istediklerini, birbirine gönül verdiklerini sevdikleriyle buluşur, kavuşur. Birbiriyle beraber olurlar. Ayrı kalmazlar, hasret çekmezler inşallah. Amin mi? Amin. Hadi o zaman. Ali abi bu isotları Şanlıurfa'dan bana getir. Bunlara bir şey olmasın abi. İstemediler.
Efendim. Bu sesler çok güzel. Bu sesler çok güzel. Yalnız daha güzel olan bir şey var. Çok natürel bir reklam böyle. Çok kısa bir reklam arası. Hadi. Yerden leşkimiz devam ediyor. Şu güzellik, şu enerji hiç bitmesin. Programın sonuna kadar böyle gideceğiz. Hadi bakın. Sevgili Mahmut, kızın sevim, annen sevim. Onlara hediye ettik tüfleri. Bir tel çektim mardinden, bin ah çektim derinden, bin ah çektim derinden. Soda dedi, bunu ye dedi, sesini açar. Yemin ediyorum. Konuşacak halim yoktu. Bunu yedim şu anda var ya, dilimi hissetmiyorum. Ya Rabbi ya Resulallah, böyle mi acı olur? Dedi bunu yer yemez dedi, hemen hoyrat okuma isteyen gelecek dedi. Vallahi. Sıfırdan. Vallahi onu özel olarak senin için gönderdiler. Kurbanım. Kurbanım hemşerilerimiz. Eğer benim Seyfi abi o acıda kızardıysa dünyada kimse yemez onu. Yani bak. Yer mi? Yerem diyorsan. Dur abi, birazdan. Hele oradaysa arşim burada. Oradan bizim hele o cebindeki soda versene Seyfi abi. Yok. İyi mi? Nasıl, keyifler yerinde mi? Süpersiniz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Güzel bir türkümüz vardı. İki gözüm. Bu
notalarını yazmadığımız için özel bir istek. Yeni albümümüzden Ali abi iyi dinle bakayım, bu bestedir. Sevgili aşikarımın bestesi Almanya'dan. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi bakalım.
aşikarımın yüreğine sağlık. Ne güzel beste yapmış vallahi. Biraz fantezi ama türkü tadında. Gitme kal ben öleyim, dayanmaz bu yüreğim, onsuz nasıl edeyim iki gözüm. Ayrılık kâr mı cana, hasret bırakma bana, ağlarım yana yana iki gözüm. Ben bu tür şarkılara hastayım biliyorsun. Yani şimdi burada gözlerim doldu da diyecekler ya mahsustan mı ağlıyor hani şey olsun diye. Kıymetli misafirler biliyorsunuz ben yani bizleri tabii tanımıyorsunuz. Çok severek dinlediğiniz yar diline diline sarılayım beline söz müzik benim. Çakmak çakmaya geldik, kına yakmaya geldik Ayşe teyze. Bu gece vallahi billah bu gece. Vay canım vay. Yani birçok şarkımız var tabii. Yani ben Mustafa bana dinle dediği için dinledim. Gerçekten çok güzel bir şarkı, duygulu bir şarkı. Sözleri de çok güzel. Ben hemen şu anda aklıma gelen bir şeyi böyle melodisiz olarak okuyacağım. Bu dünya sana da kalmaz. Seven insan böyle yapmaz. Bana bu yaptıklarını insan düşmanına yapmaz. Bu dünya sana da kalmaz. Seven insan böyle yapmaz. Bana bu yaptıklarını insan düşmanına yapmaz. Yüreğine sağlık Ali abi. Gönül adam olmak başka bir iş abi. Estağfurullah. Yani içimden geldiği için. Yani bu yüreğine güzel demin sağlık. Dinlediğim yüreğine şarkıda sağlık. Çok güzel sözler var. Onu belirtmek istedim yani. Zaten böyle birbirimiz peşi sıra çağrışım yapıyor. Kapıldık gidiyoruz. O zaman meşkimiz devam etsin. Biz takip ediyoruz. Orkestramızla, Araboğlu'yla, ekiple sizi bekliyoruz. Hadi o zaman. Evet. 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 Alkışlar mıyız lütfen? Eforlarından dolayı. 3 saattir okuyorlar vallahi bak. 3 saattir. Finalde okuyacağız ölmem mi? Tamam söz bugün okuyalım ölmem mi? Kemal abi bir Hüseyin'i bir açış kısa. Sevgili bizim Gaziantepler Derneği'nin kadın kollarında çok faaldir ve Gaziantep Derneği'nin hanımefendisidir. Benim ablamdır Şenel ablam. Şenel Savcılı ablama özel isteği hatırlattım. Teşekkür ediyorum. Söylüyorum. Bu İbrahim Tatlıses'e çalıyordu. Bu ölürsem kabrime gelme istemem yeni çıkmış. Bu bir açış yapıyor. Bir ay o gazinoda çalıştılar. Ben bir ay gittim dinledim bu Kemal Araboğlu'nu. Çok zalim bir bağlamacıdır. Murad Sivas'ın yolu aşk bayırdan
Dünyada neyi yerseniz, neyi içerseniz, neyi izlerseniz izleyin, natürel olursa onun verdiği tadı hiçbir şey vermez. Bugün orijinalini, natürelini izlediniz. Alkışlar bizim ekibi. Şu oynayan Mahmut abi, benim canım abilerim. Onları şöyle alkışlarla alalım. Alkışlarla yerlerini alalım. Alkışlarla. Piyano, piyano. Evlev
kalbi koydum tosa. Her vurduk basa basa, her yerine beğendik. Azıcık boydan kısa, leblebi koydum tosa. El vurdum basa basa, her yerini beğendik. Azıcık boydan kısa, çapma çapmala geldik. Efendim, yapalım. Sevgili Ali Gencebay abi, alo dedim, kendisi Çiftlik'teydi, Trakya tarafındaydı. Sağ olsun A'dan Z'ye, Mustafa sen hiçbir şeye karışma, karışma dediler. A'dan Z'ye halısıyla bütün otantik, natürel malzemelerimizin hepsini Urfa'dan gelmiş bir şekilde. Biz geleceğiz, o iş bizim işimiz kardeşim. Sen gel yanımızda otur, rahatına bak, sen keyfine bak. Siye düşmez, o bize düşer dedi, başım üstüne dedi. Allah razı olsun onlardan, alkışlar mıyız? Çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Sevgili Ali Gencebay, çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bizleri gören gözler, duyan kulaklar, sizleri televizyonların başına getiren ayaklar, her şeyden önemlisi. Bana, ekibime ve değerli misafirlerime alkış çalan ellerinizi öpüyorum. En kötü geceniz böyle olsun. Yeah.